Kan bölümüne geldik. Geldim, tek geldim. 601 numara, 596'da şu an. Ağlattılar beni, ağlattılar. Bıktım ya. Mutlu mutlu oturmak için böyle manzaranın yanına geldim. Yani manzara da bu kadar işte. Bu da benim suyum. Şimdi o suyu içeceğim. Bir daha içeceğim. Annem de sırada bekliyor. Ve burada bakın ne var. Aa, maskeyi çıkardım, nefes aldığımı hissettim. Ay, oksijen çok güzel bir şeymiş. Bıktım şu hayattan, bıktım. Lanet olsun. Hastalığın adı şeyine de başlayacağım en sonunda. Çok sinirim bozuldu. Bakın annemi görüyorum. Beni arıyor. Şu an ta şurada. Bakın orada, evet. Beni arıyor. Şimdi kapanacak kamera. Bitti. Hastaneden çıktık. Çıktık. Beyoğlu'na gittik. Beyoğlu hasta. Çorbası hasta. Şimdi bankaya gidiyorum. Harç yatıracağım. Çok rüzgar var. İnşallah sesim geliyordur. Geçen dönem ben okul dondurdum ya. Bu dönem tekrar harç istiyorlar. Aferin size. Soyun bizi böyle. Soyun. Aferin. Hangi biriyle uğraşacağımı şaşırdım. Şu kulağım çok komik. Kıyamam çocuğuma. Oha, yağmur bulutu. Nasıl görünüyor anne bak. Evet. Saat 3 ve benim bankaya hemen yetişmem lazım. Yürüyerek gidiyorum. Nasıl yetişeceğim? Hadi size soru. Tamam, onu diyecektim. Damla bahçede otururuz, çarız. Mangal yaparız. Bu ev işte. Burası. Çok şık. Çok beğendim. Alalım mı burayı? Bize verirler mi? Alırız, evet. Kesin alırız. Dubleks midir, nedir? Dubleksimsi. Kaş. Köprüden geçti gelin. Oynayarak gel ama, olmadı öyle. Köprüden geçti gelin. Halk Bankası sanırım şurası. Burası sanırım. Ya da şurası olabilir. Size resmen Uludağ Üniversitesi turu yaptırıyorum. Azar azar ama. Kozalak toplayalım mı? Ben ay, küçük kozalaklar var. Küçük kozalakları çok seviyorum ben. Toplayalım. Toplayalım, dönüşte işi bitirelim. Yaşasın Halk Bankası, yaşasın. Harcımı yatıracağım. Yani. Niye öğrenciyi soyuyorsunuz? Bak, hem hastaneyle uğraşıyorum, hem işsizim, hem param yok, hem de harç yatırmak zorundayım. Bu ne? Ayrıca da ilaçlarıma bir ton para yığılıyorum. Raporlu da olsa fark ödüyoruz çok. Bir sürü para ödüyoruz. Evet, ağır ilaçlar olduğu için çok fazla. Çünkü tanesi çok pahalı olduğu için fark alıyorlar. Şimdi eczaneye uğrayınca göreceğiz ne kadar ödediğimizi. 500 ve annemde para yokmuş şu an. Damlayı soyacağım bugün. Ben meftayım. Zaten harcı da yatıracağız. Neyse, geldim, hadi kapatıyorum. Tipe bak tipe. Ay mübarek. Hadi artık ya, yoruldum vallahi. Hala sıra bekliyorum. Size bari çamaşırları göstereyim. Annem kuyu buldu, kuyu. Var mı su? Su akıyor. Akıyor. Su akıyor. Hastanede oturdum, su içiyorum anne, tamam mı? Evet. Sen orada sıra beklerken. Evet. İki tane Muğlalı kavga ediyorlar. Sen böyle ediverdin, ben böyle ediverdim. O kadar ama bağıra bağıra kavga ediyor. Ama şiveden dolayı o kadar komikti ki. Yani zaten Antalya ile Muğla yakın olduğu için benziyor. Antalya'da da var böyle şive. Oradan gidelim, oradan. Tamam, oradan gidelim. Mesela ilk Antalya'ya taşındığımız zaman ben 7 yaşındaydım ya da 6 mıydım? 6,5 yaşındaymışım. Sinek git, sinek. Ay sinek. Mahallede birisinin doğum günü oldu, tamam mı? Sonra işte beni de çağırdılar falan. Ben de gittim. Demesinler mi? Hindi kesek. Meğerse pastadan bahsediyorlarmış. Pastayı şimdi keselim diyorlarmış. Ben de doğum gününde ne hindi kesmesi?
çocuğum bir de. Sonra alıştım tabii. Şimdi geldiğimiz yolu tekrar gideceğiz. Çünkü otobüsler insan almıyor. Bu otobüslerin yarısı boş olması gerekiyor ya. O yüzden ilk duraktan binmemiz gerekiyor. Çünkü burası orta durak ve buradan kulağıma bak. Buradan almıyor otobüs. Düzelttim bak. Düzeldi. Evet, gözlük ne olacak peki? Gözlük açıyor. Gözlüğü tut. Arabasızlık çok zor ya. Ayaklarıma karasular indi. Karasular, aksular, morsular. Hepsinden indi. Artık yürümek istemiyorum. Artık şurada şöyle oturmak istiyorum. 3 gün. Şunu da götüreyim mi? Evet, çok iyi olur. Vallahi. Otur annem. Oturayım gel. Çok güzel. Gel anne. Bir şey diyeceğim. Burası geçici atık depolama alanı ama. Hastanenin arabasını kaçırdılar diye. Şey gibi, turşu gibi kokuyor. Turşu gibi iğrenç bir şey bura. Ay. Lütfen atıklarıma iğrenç deme. Ne diyeyim, çok ciciler, güzel kokuyorlar. Turşu güzeldir ya, sevmiyor musun turşu? Kulağım yine aynı oldu. Ay, olsa olsa bakın. Bu nasıl ayva kız? Ağzı gözü yanmamış çocuk. Tut bakayım bir. Yenilmez ki, taş gibi de var. Ayva mı bu? Evet, ayva. Nasıl ayva? Bakımsız ayva. Bak şuradaki de ayva. Diğeri de ayva. Kozalaklar çok büyük. Kafama düşse kafamı kırar. Bu da ayva? Evet, o da ayva. Ben bunu elma sanmıştım ya. Evet, sen elma dedim. Yiyecektim ne güzel ben bunu. Yiyelim mi? Al sana ayva aldım annem. Çok teşekkür ederim. Yesen beni boğar mı acaba? Boğar. Normalde zaten boğuyor. En sevdiğim otobüs geçti yanımdan. 43 H. 1,5 saat dolandırıyor terminale gidene kadar. Aynen. İstediğin yeri gezebilirsin onunla. Biz bazen arkadaşlarımla biniyoruz böyle keyif için. Gezmeye devam. Nerelerden nerelerden geçiyor. Çok komik ya. Şimdi oturduk mu Damla? Evet, oturduk. Evet, oturuyoruz değil mi? Evet, şurada kocaman bir böcek var. Nasıl böcek o? Hangisi? Dur ben atayım onu, bekle. Topallamaya başladım, sağ bacağıma vurdu yine. Kıvırcığım geliyor. Afiyet olsun aşkım. Kızıldıktan ölüm için. Yoruldun mu? Oksijen yok. Su yok. Mama yok. Nefes yok. Dinlenmek yok. Yoruldun mu? I don't know. Şimdi geldik, burada oturuyorduk. Bizim eve çok az kaldı. Şurası zaten bizim ev. Bekçili, iki tane bekçiyle bir tane adam geldi. Adam koronaymış. Hatta bakın bekçiler şurada. Şu ikisi. Koronalı bir adam varmış. Onu getirdiler eve. Evden çıkmayacaksın dediler. Bir kağıt mat bir şeyler imzalandı. Bir şeyler oldu orada. Ben de hemen koronaymış deyip kalktım. Annem duymadı. Orada yorulmuştu, oturuyordu. Değil mi annem? Ama bekçilerden şüphelendim, ne olduğunu anlayamadım. Evet, çünkü bu saatte çıkmaz bu bekçiler. Saatte çıkmaz. Akşam çıkıyorlar karanlıkta. Görünce dedim bir şey var ama. Ben de hep bu sokakta maskemi indiriyordum nefes alayım diye. Adam zaten şey, atık malzeme toplayan şu kişi. Aynı mahalledeyiz. Caddenin öbür tarafı. Ya, o adam durmaz evde o. Çünkü atık malzemeler toplayarak geçimini sağlıyor. Kağıt, karton, plastik, öyle şeyler topluyor. Evde oturabileceğini zannetmiyorum. Hiç maske falan kullanmıyorlar zaten, eşi de kendisi de maske. Evet, maske takmıyorlardı hiç. Evet, ben maske hiçbir şey yapamıyorum. Ay Şefta. Aşılı yerim. Öldü. Niye öyle yaptın? Farkında değilim. Ayağım
Aşılı kol gitti. Şuraya bayılacağım şimdi. Eve geldim. Çok yoruldum. Çok yoruldum. Anlatamam. Bu yorgunluğu cümlelerle anlatabilirim. Böyle bir kelime üretmemişler. Çok yoruldum. Ders seçimi yapacağım. Otomasyona giremiyorum bir de. Deneyeyim tekrar bakayım. Şey yazacağım şuraya. Kimse benimle muhatap olmasın. Allah aşkına kimse benimle muhatap olmasın. Anlama yazacağım asacağım. Yarım saat sonra otomasyona girebildim. Ders seçeceğim ama bana ne diyor? Şuna bak. Sen niye bana böyle diyorsun? Niye böyle diyorsun ama sen? Niye bana böyle diyorsun? Bugün başladı ders. Alma şeysi. Niye bana böyle diyor? Bugün bir işim düzgün gitsin artık yeter. Feramat bu. Demir ilacı. Bunun yüzünden yemek yiyemiyorum. Çok dokundu bu bana. Acıkmıyor. Bu da buradan bana bakıyor öyle. Pü, sizin yapacağınız otomasyon. O kadar saat uğraştım gireyim diye girdim. Dersi alamıyorum şimdi de. Video yüklüyorum. Bu arada bu aralar böyle çok arka arkaya vlog çektim. Çünkü sürekli hastaneye gitmekten başka çekebilecek bir zaman bulamadım. Zamanım olmadı ve hastaneden gelir gelmez direkt yatıyorum. Direkt uyuyorum. Çok yorgun oluyorum. O yüzden video çekemiyorum. O yüzden de sadece vlog çekebiliyorum. Teşekkürler. Ay. Hapşuracağım. Kaçtı. Neyse hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın.